Merhaba arkadaşlar. Sınava giriş belgemiz yayınlanmış. Sınav başvuru anadoluedu.tr/girişten işte e-postanızı ve şifrenizi yazaraktan alabiliyorsunuz. Burada dikkat etmemiz gereken hususlar var. Sınava giriş belgemizi çıkartacağız. Yanımızda işte kimlik kartımız ya da nüfus cüzdanımız ya da ehliyetimiz olması lazım. Bunları istiyor. Eğer ki bunlar haricinde bir şeyse madde 1'de o sınav belgesini çıkarttığınızda yazıyor. Oradan bakabilirsiniz ya da videoyu durdurup inceleyebilirsiniz. Ama sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanınız olacak yanınızda sınava girerken. İkinci maddesinde alyans hariç demiş, yüzük, küpe, kolye, cüzdan, çanta, bilezik, broş, bunun gibi metal eşyalar, bozuk para filan da dahil. Bunlar sınava alınmayacak. Başörtüsü iğnesi ve ince metal toka kemer hariç demiş. Onun haricinde su alınabilecek yanınıza. Onun dışında kitap, kağıt, sözlük, defter ya da bunun gibi gıda, ilaç, sargı bezi gibi şeyler gene alınmayacak. Haberiniz olsun. Yani alınacak şey yanınıza su, sınava giriş belgesi, işte nüfus cüzdanınız ve şurada bir husus vardı. Sınavdayken bize kağıt şeyi, kalem ve silgiyi kendileri vermeyecekler. Gene yanımızda getireceğiz. Yani iki tane kurşun kalem alın yanınıza, bir tane de güzel silen bir silgi alın. İşte sınava gireceğiniz binaya bir gün önceden göz atın demişler, teyit etmek amaçlı. Sınav günü de sınava en az bir saat önce gelin, sınav binasının önünde olun demişler. Ayrıyetten maskesi olunmayan adaylar sınav binasına alınmayacak. Buna da dikkat edin. Hem de bir de pazar günü olacak, polis çevirirse ceza falan yeme olasılığı da olur. Yani maskenizi takın mutlaka. İsteyen adaylar kendi maskeleri, yüz siperlikleri, el dezenfektanları veya kolonyalarıyla sınava girebilecektir. Yani yanınızda kolonya falan getirebilirsiniz. Yüz siperliği falan da getirebilirsiniz. Şu husus önemli. HES kodu çıkartmak gerekiyor. HES kodunu da E-Devlet üzerinden yapacağız. Burayı genel bir toparlarsak yanımıza alacağımız eşyaları sınava giriş belgesi, kimlik kartı yani nüfus cüzdanı ya da ehliyet dedik. Su getirebiliriz. Kalem, iki tane kalem, bir tane kurşun silgi yani iki kurşun kalem, bir tane silgi kesin alıyoruz. Onun haricinde istersek el dezenfektanı filan alıyoruz. Maskemizi kesinlikle alıyoruz. Yani bunları böyle aklımızda kalsın. Şimdi HES kodunu da getirmemiz lazım yanında. Bu HES kodunu fiziki olarak nasıl alacağız? Onu E-Devlet'ten Hayat Evesar diye yazdığınızda, Hayat E diye yazdığınızda direkt çıkıyor. HES kodu üretme ve listeleme diye. Buraya bastığınızda giriş yapın. Kimliğinizi doğrulamanızı istiyor. Girin. Orada listelenecek HES kodunuz varsa. Yoksa orada HES kodu üret var. HES kodu ürete basın. Oradan size bir tane HES kodu verecek. Ona tıklayaraktan onu indirip çıkartabiliyorsunuz. Hem sınava giriş belgesiyle beraber de bunu çıkartırsınız. Sınava girecek arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İyi günler.